bir önceki 22. 23. dönem milletvekili, belediye başkanım, il yönetim kurulu üyemiz, çok değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, belediye meclisi arkadaşlarım, gençlik kollarımız çok değerli, mahalle başkanlarımız, mahalle teşkilatlarımız, üyelerimiz, delegelerimiz ve çok değerli, gerçekten her zaman her konuşmamda söylediğim gibi kendileriyle birlikte omuz omuza sırt sırta görev yapmaktan gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız, çok değerli muhtarlarımız. AK Parti ilçe teşkilatımızın bayramlaşma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, aslında çok değerli genel başkanımızın, dünya lideri, cumhurbaşkanı adayımızın bu az önceki konuşmasının üzerine çok daha söyleyecek bir şey yok. Aslında onun konuşmasını dinlerken, konuşmasının satır aralarında 12 sene öncesinin Türkiye'siyle bugünün Türkiye'sinin geldiği noktayı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Eğer tabii ki o gözle bakarsak, ki ben şuna inanıyorum ki şu salonu dolduran arkadaşlarımın hepsi bunun bilincinde, hatta bu yolu birlikte o insanla, o büyük dünya lideriyle yolunu, aynı yolu kat etmekten mutlu olan insanlar. Bakın, başbakanımızın orada en son satırda, en son bölümde söylediği, aman ha hız yapmayın, aman ha alkollü olarak araç kullanmayın, ama bir yandan da sıla-i rahimi ihmal etmeyin. Anne baba, eş dost, uzaktaki insanları ziyaret edin diyor. Bakın, bir önceki dönemin cumhurbaşkanları, yani bundan 12-15 sene, 20 sene önceki cumhurbaşkanları da bayram mesajlarında şöyle bitiriyorlardı: aman ha, sakın ha, yola çıkmayın. Adeta sıla-i rahimi yasaklarcasına gitmeyin. Çünkü niye? Gidecek yol yok. Çünkü niye? Üzerlerinde gidecek araç yok. Çünkü otobüslerde veya o gün için tabi otobüsten başka seyahat edecek, bugünkü işte hızlı treni, feribotları, havaalanlarının bu kadar bolluğu ve uçak ulaşım yok. Bir stres, idareci için adeta bir kabus haline gelen yolculuğu sıla-i rahimi yasaklayan konuşmalar yapıyorlar. İşte 12 senede ülkemizin geldiği nokta ortada. Her türlü araç, her türlü yol, her türlü ulaşım aracı hizmetimize sunulmuş, ama başbakanımız da diyor ki dikkat edin, hız yapmayın. Çünkü artık o yollar var ki ne kadar hız yapabilirseniz yapın, ama neticede işte altından yer geçiyor, buna da dikkat edin. Hele hele kendi ömründe ağzına almadığı alkolü vatandaşının alma ihtimali de düşünerek aman ha alkollü olarak yola çıkmayın. Değerli dostlar, işte Türkiye'nin geldiğinin sadece ulaşım noktasındaki özelliği, ama esas önemli olan, bakın, güzel bir bayram geçirdik. Allah'a şükür, belki de çok uzun bir saat dilimine yayıldı, sıcakların olduğu bir döneme yayıldı, ama huzurlu, mutlu, müreffeh bir Ramazan ayı geçirdik, oruçlarımızı tuttuk ve bayrama Cenab-ı Allah bizi yetiştirdi. Bakın, 12 sene öncesinin Türkiye'sinde eğer böyle bir şey olmuşsa, bir felaket olmamış, bir ekonomik kabus olmamışsa, oh iyi deniyordu. Ama bugün derdimiz başka. Ne diyoruz? Başta işte Gazze'de olanlar olmak üzere, Irak'ta, Suriye'de, dünyanın birçok yöresinde, birçok ülkesinde dindaşlarımızın üzerindeki baskının, onların yaşamış olduğu dertlerle dertlenip onlarla da ilgili çözüm bulamamanın belki de sıkıntısını içeren bir bayram mesajı veriyor başbakanımız. Ama bunu şuna benzetebiliriz: eğer mahallemizde bir kendi halinde gariban varsa, geçiminiz de zorlanıyorsa, ondan mahallenin bir başka fakirine, bir başka ihtiyaç sahibine yardım etmesi istenmez. O ancak kendinden menkuldür. Kendine baksın yeter deriz. İşte 12 sene öncesinin Türkiye'sinde de ancak biz kendi kendimizi idare edebilirsek ne mutlu deyip IMF'nin borç kıskacına girmiş, sadece kendini düşünen, içine kapanan bir ülkeden bakın 12 sene sonra 4-5 kat büyüyen ekonomisiyle, demokrasiyle, özgürlükleriyle artık kendindeki sorunları bırakmış, dünyanın ızdırap içinde olan dindaşlarına kendisinden eleman demiş, kendisinden yardım isteyen İslam alemine kucak açan, onun derdiyle dertlenen bir konuşma izliyoruz. Ve inşallah daha hedefimiz bitmedi. 4-5 kat büyüdük, ama en az 3 kat daha büyüyerek
işte başbakanımızın ortaya koyduğu, ancak daha sonra 77 milyon tüm Türk insanının kabul ettiği 2023 hedeflerine ulaştığımızda, inşallah bugün işte nasıl 12 sene önce kendi iç sorunlarımızdan söz ettiğimiz, konuştuğumuz sorunlar, dertler bir bir ortadan kalktıysa, inşallah bunların da üzerinden üstesinden gelen bir Türkiye, bir Türkiye Cumhuriyeti'ne inşallah karşılaşacağız. Yeter ki biz birbirimizden ayrılmayalım, yeter ki biz birbirimize kenetlenelim ve inşallah bugüne kadar olduğu gibi hemen şurada 12 gün sonra gerçekleştirilecek olan bir seçim önemli bir kilometre taşı, önemli bir dönüm noktası. Bunda da inşallah biz yine bir başarıya imza atarak inşallah yeni Türkiye'nin startını verecek, halkın seçeceği Cumhurbaşkanı'nı, adayımızı dünya liderine Cumhurbaşkanı yaparak, bunun önündeki en önemli, en büyük engellerden birini daha kaldırarak hızla yolumuza devam edeceğiz. Ben buna İnegöl Teşkilatı olarak bugüne kadar olduğu gibi bugün de yine bu seçimde de en üstün gayreti göstereceğinize inanıyorum. Bu seçimde çok fazla bir gayreti de gerek yok aslında. Aslında bakarsanız orantısız bir güç. 6, 7 belki sayıları daha bile fazla olacak partiye karşı bir tek AK Parti. Ama bütün hepsinin işte gösterdiği adaya karşı burada orantısız güç terse dönüyor. Dünya lideri bir başbakan. Böyle de bakarsanız bizim liderimizin onların karşısında çok güçlü bir olması, bugüne kadarki yapmış olduğu güzel hizmetlerde onun referansları, artıları olarak halkımızın büyük çoğunluğunun zaten desteğine mazhar olacağının göstergesi. Değerli dostlar, bunun için çok fazla dediğim gibi bir şey yapmayacağız. Teşkilat olarak da ufak tefek ziyaretlerimiz olacak. Kamuoyunu bilgilendirme noktasında bazı toplantılarımız olacak. Ama burada sizlere şu iş düşüyor. Bu seçimin oyları, İnegöl'deki oylar İnegöl'e, Yenişehir'deki Yenişehir'e, İznik'teki İznik'tekine değil, Türkiye'nin neresinde verirsek verelim oylarımızı, kim verirse versin Recep Tayyip Erdoğan olsun. Bunun için bize iş düşüyor. Ne kadar eşimiz, dostumuz, ne kadar tanıdığımız, telefon firmasında ne kadar müşterimiz varsa onların hepsine ulaşıp bunu anlatıp bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oyları isteyeceğiz. Geçmişte AK Parti'ye oy vermemiştir. Siyasi düşünmüştür. Saygı duyarız. Farklı bir partiye oy vermiştir. Ama bugün artık bu dava sadece AK Parti'nin davası olmaktan çıkmış, 77 milyon vatanseverin davası haline gelmiştir. Buna zaten biz şahit oluyoruz. Biraz sonra milletvekilimiz de bahsedecektir. Çok büyük bir kitle diğer partilerden bugün tepede genel başkanlarının kendilerine destek verdiğini, sayın diğer adaya destek verdiğini söyleyen partilerin seçmenleri bile bugün AK Parti'nin adayına, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor. Yani küçük bir dokunuş gerekiyor. Sizden küçük bir telefon bekliyorlar. Şu 12 gün içerisinde eşimize, dostumuza işte bunu ayırır, bu zamanımızı ayırır. Eğer bir bilgilendirme yaparsak işte yapacağımız seçim çalışması bu. Ben son olarak sözlerimi bitirmeden önce değerli dostlar, bir de İnegöl'ümüzde bir bayrak kampanyası başlattık. Hepimiz evlerimizden, balkonlarımızdan genel başkanımızın, cumhurbaşkanı adayımızın fotoğrafının olduğu, resminin olduğu bayraklarımızı asmak istiyoruz. Çıkışta da buradan alabilirsiniz. Daha sonra parti lokalimizden de temin edebilirsiniz. Biz istiyoruz ki İnegöl'ün her balkonundan, her camından, her iş yerinde Tayyip Erdoğan'la ilgili bir resim, bir veya logomuz var biliyorsunuz, Erdoğan logosu. Bundan sarkıtılsın. Arabalarımızın arkasında olsun. Bayramdan sonra da yine aynı şekilde duyurularını yaptığımız şekilde bu çalışmaları yapabilirsiniz diyorum. Ben tekrar 10 Ağustos'ta da AK Parti Teşkilatı'nın yeni bir tarih yazılacağı inancıyla hepinizin bayramını tekrar kutluyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hepinize hayırlı bayramlar, hayırlı günler diliyorum. Yine gördüğünüz gibi konuları başlıyor. Çok değerli il yönetici, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan kıymetli arkadaşlar, değerli abilerimiz, çok değerli muhtarlarımız, kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bayramınız mübarek olsun. Evet, çok değerli ilçe başkanımızın da ifade ettiği gibi, gerçekten dolu dolu bir 30 gün yaşadık. İnegöl olarak, Türkiye olarak. Cenab-ı Allah'a sonsuz kere hamdü senalar olsun. Eminim birçoğunuza sorsak, belki son zamanlarda sıcaktan dolayı biraz kendini oruç hissettirmeye başladı ama
ya ne kadar çabuk geçti, hiç de anlamadık. Mübarek ne kadar kolay geçti söylemlerini, inanın çevremizde de duyduk. Bizler de defalarca terörüm ettik. Kıymetli dostlar, Allah'ın selamın olsun. Türkiye gibi bir ülkede, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin başbakanlığında ve gerçekten İnegöl gibi bir şehirde yaşıyoruz. Bunu yurt dışına gittiğimizde, şehir dışına gittiğimizde inanın çok daha iyi anlıyoruz. İnegöl'de dolu dolu yaşadık diyorum. Hamdolsun müslümanımız marifetiyle bütün camilerimiz şıkır şıkır tabirlerimize hazırlandı. Ve din görevlerimizle beraber hatimleriyle, vaazlarıyla, teravihleriyle gerçekten her yerde dolu dolu Ramazan icra edildi. Hakeza Ramazan sokağı uygulamamız her ne kadar birileri tiyatrodaki bir 30 saniyelik sahneyi sanki hep öyleymiş gibi göstermeye çalışsalar da hamdolsun gerçekten Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde ilahilerle, kasidelerle, Kur'an-ı Kerim'le, tasavvuf müziğiyle güzel bir Ramazan sokağı icra ettik. Yine mahalle konağımız İnegöl Kültür Vakfı marifetiyle bizimle desteklerimizle her akşam 859 kişiye ev sahipliği yaptı. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Destek verenlerden, orada gönüllü olarak çalışanlardan. Kıymetli kardeşlerim, her akşam 859 kişi o akşam orada iftarını açtı. Biz de birkaç akşam onlarla beraber orada olduk, teşkilat mensuplarımızla birlikte. Kıymetli dostlar, erzak dağıtımlarımız devam etti. Sivil toplum kuruluşlarının hakeza bu konudaki destek ve katkıları vardı. Farklı farklı kuruluşların, müsiyat, İHA ve benzeri kuruluşların belediyemizin sokak iftarları oldu. Onlarda bulunmaya çalıştık. Hep beraber milletvekilimizle, ilçe teşkilatımızla onlara katılmaya gayret gösterdik. Tabii İnegöl hamiyetperver bir yer. İnegöl insanı hayırsever. Bu sadece İnegöl'de kalmadı. Biz biliyorsunuz bunu yurt dışına da taşıdık. Belki basından okudunuz ama çok kısa bir bilgilendirme de sizlere yapmak istiyorum. Ve ondan sonra benden sonraki değerli konuşmacılar muhakkak sözlerini ifade edecekler. Şimdi biz biliyorsunuz 5 sene önce Kosova'da başlamıştık bu uygulamaya. Bu sene Ramazan'ın 5. akşamı ben Gürcistan'daydım. 6 kişilik bir heyette. Çok değerli emekli müftümüz ve hocam sağ olsun. Bu organizasyonda bana yardımcı oldu. Batum'da 1000 kişilik bir iftara katıldık. Tiflis'te bir sonraki akşam kendisi iftara katıldı. Ben bir akşam katıldım, geriye döndüm ertesi gün. Ve hakeza küçük ilçelerde iftarlar verildi. Erzak dağıtımları yapıldı. Yine Ramazan'ın 16. 18. akşam arasında iki akşam Sudan'daydı. Orta Afrika'da. Sudan'ın başkenti Hartum'da ilk akşam Uluslararası Afrika Üniversitesi'nde, ikinci akşam Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nde birisi 1500 kişilik, diğeri 500 kişilik iftarlara katıldı. Kıymetli kardeşlerim, bizim iftar sofralarındaki lükslükte olmamasına rağmen, yani kalitesinde olmamasına rağmen Allah şahidindir, özellikle sofraları incelediğinde bir tane dahi ekmek parçasının ziyan olmadığını bizatihi gözlerimle şahit oldum. 12 kişilik iş adamı heyetiyle gittik oraya. Çok güzel tesislerimiz oldu. İkinci günü erzak dağıtımına katıldım. Sizi temin edelim, gezerken insanlığından utandım. Açlığın, fakirliğin ne olduğunu bizatihi orada gördüm. Bakın 10 senedir belediye başkanlığım dolayısıyla asperkader girdiğim çıktığım evler var. Belediyemiz marifetiyle, iş adamlarımız marifetiyle işini gördüğümüz, sıkıntısını gidermeye çalıştığımız insanlar var. İnanın ben bu kadar fakir hiç bir arada görmedim. Bu kadar fakir insanı İnegöl'de hiç görmedim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Açlığın sınırında olan insanlar. 2-3 kilometreden efendime söyleyeyim, işte hijyenik olmadan, varillerle kuyulardan suları doldurarak o sularla evlerinde ihtiyacını gidermeye çalışan, yaşadıkları ortamlar itibariyle bizim en eski evimizden çok çok daha eski olan ortamlarda yaşayan insanları bizatihi gözlerimde gördüm. Bunların hepsi Müslüman, hepsi 5 vakit namaz abdestinde ve orucunu tutan insanlar. Kıymetli kardeşlerim, ikinci akşam Kur'an-ı Kerim Üniversitesi Rektörü'nün bir söylemi inanın hepimizin gözlerini yaşardı. Dedi ki, Müslüman coğrafyası kan ağlıyor. Müslüman coğrafyası liderini arıyor. Müslüman coğrafyası inşallah birbirine kenetlenerek bir gün ayağa kalkacak. Belki dedi, Türkiye'deki dostlarımız çok önemsemiyorlar ama biz 10 Ağustos tarihi için o kadar çok dua ediyoruz ki
İnşallah dedi bizim o inandığımız lider. Recep Tayyip Erdoğan dedi, Cumhurbaşkanı olur ve inşallah dedi bütün Müslüman dünyasının yüzü çok daha fazla güler. Kıymetli kardeşlerim, bunu şunun için ifade ediyorum. Siz zannetmeyin ki Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacak. İnşallah ikinci tura kalmadan ilk turda hem de çok iyi bir oyla Başbakanımızın Cumhurbaşkanı olması demek İslam dünyasının bu manada bir kat daha rahatlaması demektir. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Dışarıda gördüğüm tespitlerde de bunu bizatihi şahit oldum. 22. akşamı Kosova'daydık. 15 kişilik bir heyetle gittik. Sayın Kaymakamımız vardı, İlçe Başkan Yardımcımız Mustafa Ersan Bey de bizimle beraberdi. Meclis üyelerimizden olan arkadaşlar vardı. Orada 30 akşam biliyorsunuz İslam Organizasyonu. Bir akşam orada kaldık ve ertesi gün İnegöl'deydik yine. Ve 28. akşamı da yine İlçe Başkan Yardımcılarımızdan hem de sponsorlarımızdan Ahmet Erdem Bey vardı. Meclis üyelerimizle beraber iş adamlarımızla 12 kişilik bir heyetle de Bosna Hersek'te Doni Vakıf'ta 400 kişilik bir iftara katıldık. Erzaklar önceden dağıtılmıştı ama biz de sembolik olarak 3 tane eve erzak dağıtımına girdik. Ve o insanların da Türkiye ile alakalı, Tayyip Erdoğan'la alakalı güzel söylemlerine ve dualarına bizatihi şahit olduk. Kıymetli kardeşlerim, uzun lafın kısası. Allah'ın seçimleri bitmiyor. Bak 30 Mart'ta seçimler vardı değil mi? Olmasın, unuttuk bile. Üzerinden 4 ay geçti. Hep beraber koşturduk. Yorulduk. Acaba olur mu dedik. Kaç meclisi çıkıyoruz dedik. Acaba kazanır mıyız dedik. İnegöl'ü düşündük. Bursa'yı düşündük. Türkiye'yi düşündük. Ama hamdolsun Cenab-ı Hak bizi mahcup etmedi. Ve %50'ye yakın bir oyla ve birileri ısrarla ve özellikle dezenformasyonuna rağmen, karalamalarına rağmen hamdolsun Cenab-ı Hak bizi mahcup etmedi. Ve AK Parti olarak buradan da zaferle çıktı. Ama dedik ya seçim bitmedi. İşte 4 ay 10 gün sonra yine geldi çattı Cumhurbaşkanlığı seçildi. Allah nasip ederse seneye tarihini tam itibariyle bilemiyorum ama milletvekili seçimleri. Şu bir vaka, tabii bu seçimler bitmeyecek. Birileri acaba Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürebilir miyiz? Türkiye'yi eski günlere çevirebilir miyiz hesabını yaparken buradaki çok değerli teşkilat mensuplarımızın acaba biz Türkiye'yi nasıl daha ileriye götürürüzün hesabında olması gerektiğini bir kez daha acizane ve fakirane hem bir teşkilat mensubu olarak hem de belediye başkanımız olarak hatırlatmak istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, inanın dünya Türkiye'nin ağzına bakıyor. İnanın dünya şu an Tayyip Erdoğan'ı izliyor. Bizatihi Balkanlarda da bunu gördük. Afrika'da da bunu gördük. Kafkaslar'da da bunu gördük. Bakın ben 5 iftarda dışarıda kaldım. Bu önceki gün gidişlerine beraber 9 gündü. İnanın vücudum iyice güçten de düştü. Hatta bir iki burada serum falan takviye almak durumuna kaldım. Ama bizatihi gördüklerim karşısında müthiş derecede duygulandım. İnanın yaşadığımız sahneler sıradan sahneler değildi. Allah'a hamdü senalar ediyorum. Gerçekten biz çok güzel bir memlekette yaşıyoruz. Çok büyük imkanlara sahibiz. Eminim herkesin kendine göre maddi ve manevi sıkıntıları olabilir. Ama biz gerçekten çok bereketli bir memlekette yaşıyoruz. Ve bulunduğumuz coğrafya itibariyle o kadar stratejik bir noktadayız ki tabir edilmesi Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da, Afrika'da hep buranın ağzına bakıyor. Dolayısıyla devir tabirimi mazur görün ama incik boncuk işlerle uğraşmanın devri değil. Devir gerçekten büyük düşünmenin devri. Liderimiz Tayyip Erdoğan gibi geleceğin hesabını yapma devri. Bakın biz buralarda belki bazen nefsimize mağlup olarak ufak ve basit işlerle uğraşıyor olabiliriz ama İnanın Türkiye'den beklentiler çok büyük ve bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da inşallah iyi bir performansla, iyi çalışmalarla yapılacak güzel işlerde inşallah biz İnegöl'ü de Türkiye'yle çok daha ilerlere götürmek durumundayız. Kıymetli kardeşlerim, dedim ya hamdolsun biz iyi geçiyoruz ama az önce ilçe başkanımız da ifade etti. Doğu Türkistan'da sıkıntı var. Kuzey Irak'ta sıkıntı var. Suriye'de sıkıntı yıllardır var zaten. Hakeza Filistin'de, Gazze'de sıkıntı var. Cenab-ı Hak bu sıkıntıları bu güzel sanatlar hürmetine bir an evvel bertaraf etsin ve gerçekten bu zulümleri yapanları Cenab-ı Allah ıslah etsin. Islah etmiyorsa da doğada olduğu gibi kahretsin diyoruz. O şekilde dua ediyoruz. Şimdi tabii ki bu konuda tek söz söyleyen, tek konuyu gündeme taşıyan
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, milletvekilleri, hükümeti ve maalesef bütün dünya, özellikle İslam dünyası büyük bir sessizlik ve büyük bir sükunet içerisinde. Tabii bunu üzülüyoruz ama ümidimiz ve temennimiz odur ki bu duruş inşallah birilerine ne demek olduğunu en kısa zamanda gösterecek ve hesaplar, kitaplar tersine dönecek. Çok kısa ben tabii belediye ile alakalı, bu saatte çalışma, projelerle alakalı konuşacak diyelim ama 30 Mart'la beraber tabii o güzel zaferle beraber biz biliyorsunuz Bursa'nın en yüksek oy oranına sahip ilçesi oldu. Bu konuda emeği olan, katkısı olan tüm kardeşlerimizden, tüm teşkilat mensuplarımızdan Allah ebediyen razı olsun. Seçim bitti kardeşim. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, şu köyde şöyle olmuş, şu mahallede böyle olmuşun derdinde değiliz. İnegöl'ün 116 tane mahallesi var, 236 bin yaşayan insanı var. Ben bir yerel yöneticiyim. Belediye meclisçilerimiz, ilçe teşkilatımız, biz İnegöl'den sorumluyuz. Eski ilçe başkanımız Burhan Alıcı derdi biliyorsunuz. Dolayısıyla biz İnegöl'ün daha da güzelleşmesi, müreffeh hale gelebilmesi için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Malum yeni bir yasa var, Büyükşehir Yasası. Büyükşehir Yasası ile alakalı bir değişim dönüşüm süreci yaşıyoruz. Gelirlerimizle alakalı çok ciddi bir azalma söz konusu. Bak burada köyden dönüşen mahalle muhtarlarımız var. Her köyün, her mahallenin, her beldenin sorunu bizim sorunumuzdu. Bizim asla kaçmak gibi durumumuz yok. Yalnız şu an hem büyükşehir nezdinde hem ilçe nezdinde gerekli planlamaların hepsini yapıyoruz. Başkan yardımcılarımız, başkan vekilimiz, meclis üyelerimiz, büyükşehir meclis üyelerimiz büyük bir heyecanla, hararetle koşturuyoruz. 5 yıl var önümüzde. Evet, yeri geldi mi 5 yıl çok uzun zaman ama yeri geldi mi çok kısa zaman. Ben kendime bunu söylüyorum. Niye? 10 yıldır belediye başkanıyım. 10 yılda çalıştığınız ne zaman geçti? Anlamadım bile. Dolayısıyla şundan emin olabilirsiniz. O seçim zamanında çıkarım elimizde övüne övüne salladığımız o beyanname vardı ya. Hesabı kitap olan varsa kardeşim çıksın konuşsun diye. Hiç şüpheniz olmasın. Biz ortaya koyduğumuz beyannamelerin sonuna kadar arkasındayız kardeşim. Hiç kimsenin değerlerine sıkıntı şüphesi olmasın. Dolayısıyla tabii ki bu geçiş süreci içerisinde doğaldır bazı sıkıntılar yaşanacak. Ama şundan emin olabilirsiniz. 91 köyümüzü Şefik Başkan Yardımcımız sarıyor. Beldelerimizle beraber hakeza. Teknik konuda hakeza Adil Kansu Başkan Yardımcımız. İdari anlamda da hem de benim olduğum binada Alper Taban arkadaşımız ve burada olmadığım dönemlerde ve özellikle Büyükşehir İmar Komisyonu'nda başkan vekilimiz Turgay Yer bu işlerle alakalı deli divane gibi koşturuyor. Onlara hep söylüyorum bak, bıkmak, usanmak, yorulmak falan yok kardeşim. Asla. Ve hiç şüphemiz olmasın ki biz meclis üyelerimizle, teşkilatımızla beraber o köylerimize, o beldelerimize ihtiyaçlar neyse en üst seviyede bunları sunacağız. Tabii bu konuda geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da desteklerinizi, sabırlarınızı, gayretlerinizi özellikle bekliyoruz. Ben tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak ailenizle, çoluk çocuğunuzla, sevdiklerinizle beraber daha nice bayramlar erdirsin diyorum. Bu vesileyle de hepinize selam ve saygılarımı sunarken tekrar hayırlı bayramlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Çok değerli belediye başkanımız, çok değerli 22. ve 23. dönem milletvekili arkadaşımız, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, belediye meclisçilerimiz, mahalle başkanlarımız ve onların yöneticileri, gençlik kollarımız ve yöneticileri, muhtarlarımız ve onların çok değerli azaları, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkanları ve bugün AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatımızın bayramlaşmasına gelerek bizleri şereflendiren, onurlandıran ve bize güç veren çok değerli hemşehrilerim, hepiniz İnegöl AK Parti İlçe Teşkilatımızın bayramlaşmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok değerli hemşehrilerim, mübarek Ramazan ayını 30 gün oruç tutarak ibadetle dolu dolu Kur'an ayını hem kendimize istifade etmek için hem de milletimizin istifade etmesi için dualarla geçirdim. Çok şükür ki barış içerisinde, kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde hem gelişen, büyüyen, kendisini yönetenleriyle övünen
bir millet olarak Ramazan'ı idrak ettik. Bizler aile fertleri olarak, anneler olarak, babalar olarak, çocuklarımızla beraber evlerimizde, iş yerlerimizde bayrama hazırlık yaptık. Belediyelerimiz, kurumlarımız, kuruluşlarımız çevremizi temizlediler, çiçeklendirdiler, pırıl pırıl yaptılar, bayrama hazırladılar. Hakikaten Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bugün bizi bayrama eriştirdi diye. Ama bizim gibi, bizimle aynı hissiyatı yaşayan, bizimle aynı dini yaşayan, bizim geçmişimizle beraber ortak özelliklerimiz bulunan hem soydaşlarımız hem dindaşlarımız var. Bugün bayramı dolu dolu yaşayamayan, bayramı içinde bayram gibi hissederek coşkuyla bu sabah kalkıp bayram namazını dahi kılamayan hem komşularımız var, hem dindaşlarımız var, hem de soydaşlarımız var. Bakınız, Suriye'de 4. yıla yaklaşıyoruz. Irak'ta 1992 yılından beri iç karışıklık var. Yapılan operasyondan bu tarafa Irak bir türlü huzura ermedi. Nerede bir İslam ülkesi var ve o İslam ülkesinin altında, yer altında ne kadar güzel zenginlikler var, petrol var, gaz var, üstünde de maalesef karışıklık var. Üstünde de ajanlar cirit atıyor. Üstünde de düzen bozucular, üstünde de karıştırmak için, İslam dünyasını birbirine düşürmek için cirit atanlar hem Müslümanların hem de insanlığın huzurunu bozuyorlar. 15 gündür Gazze'de nedense İsrail'in Ramazan aylarına denk getirmek için uğraştığı, bütün bir sene 11 ay hiçbir şey yokmuş gibi davranıp sanki İslam dünyasının sabrını denermişçesine bombalarla, topla tüfekle orada yaşayan insanlara, bir avuç Müslüman, yani Filistin'de çok fazla nüfusta yaşamıyor. Bakınız, Gazze'de 450 bin insan yaşıyor. Gazze şeridi diye haberlerde söyler. Fosfor bombalarıyla, yukarıdan attığı o fosfor bombalarıyla 9 metreye kadar vücutta hasar bırakıp 9 metreden daha da yaklaştığında uzuvları dahi kopartan bir bombayla Müslümanların sabrını deniyorlar. İnananların sabrını deniyorlar. Ve kimin üzerinde? Kadınların, çocukların, yaşlıların, kimsesizlerin, savunmasızların, silahsızların üzerinde. Ama zulm ile abad olunmaz. Zulm ile abad olunmayacağını onlar da çok iyi biliyorlar. İsrailliler de çok iyi biliyorlar. Ama yapacaklarından da geri kalmıyorlar. Oradaki kardeşlerimiz bayrama nasıl girdiler? Bugün televizyon programlarında kısmen de olsa izledik. Suriye'deki kardeşlerimiz, Irak'taki kardeşlerimiz, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz, Libya'da, Mısır'daki kardeşlerimiz nasıl girdiler? Allah onların yardımcısı olsun. Allah hem onların hem bizlerin yardımcısı olsun. Biz onlarla beraber coğrafi, kültürel ve siyasi birlikleri olan bir milletiz. 24 milyon kilometre kareye nüfuz ederken, burada kardeşliği ve barışı tesis ettirirken ve dünyada dalga dalga bizim ceddimizin adaleti köşe bucak anlatılırken maalesef bir gerileme dönemi, bir çöküş dönemiyle ve özellikle de İngiliz ajanlarının bu yüzyılın başında, 100 yıl önce cetvelle çizmiş olduğu hem Afrika coğrafyasında hem Orta Doğu coğrafyasında maalesef kan ve gözyaşı dinmiyor. Ama biz dualarımızla, inancımızla bunların da üstesinden hep beraber geleceğiz. Çünkü inananların en büyük silahı duadır. Al mazlumun ahını, çıkar aheste aheste demiş. Şu anda
oralarda yaşayan kardeşlerimiz mazlum, mağdur durumda. İlim ilim inletiyorlar ama bu sesi duyan bizleri yaradan Allah'ımız var. İnşallah bizlerin de hem dualarıyla, manevi dualarıyla hem de maddi destekleriyle bu sıkıntıların da üstesinden hep beraber geleceğiz. Çok değerli hemşehrilerim, bakınız hükümetimiz bu saydığımız sorumlu bölgelere elinden geldiği gücünün yettiği nispetle yardımcı olmaya çalışıyor. Biliyorsunuz bizim AFAD diye bir teşkilatımız var. Afet Acil Durum Koordinasyon Merkezi. Dünyanın her yerinde, sorumlu olan her yerinde AFAD teşkilatımız gidip bizzat çalışmalar yapıyor. Yardımlar götürüyor. Oraya hem sosyal hem de içtimai hayatın yeniden hayat bulması için sistematik yapıyla beraber Türk milletinin, aziz milletimizin o müşfik elini onlara göstermeye çalışıyor. Sadece bayram öncesinde Gazze'den 20 Filistinli vatandaşımızı, bunların içerisinde yaralılar da var, Bursa'da şu anda hem hastanelerde hem de otellerde ağırlıyoruz. TİKA'mız var, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı. Bu TİKA'mız vasıtasıyla da buralara yine bu aziz ve necip milletimizin yardımsever, hamiyetperver elini götürüyoruz. Onlara yardım ediyoruz. Yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları diye çok yakın zaman önce kurulmuş, bizim geçmişten gelen kadim medeniyetimizin bize eseri olarak kalan hem akrabalarımızın hem de yurt dışındaki Türk topluluklarının koordinasyonunu sağlayan birimlerimiz var. Hepsi bu saydığımız bölgelerde, sadece yakın coğrafyamızda değil, Myanmar'da, Arakan'da, Endonezya'nın en ucunda Bande Aceh'de dahi bizim milletimizin o üstün özelliklerini, o sevgi yumağı elini, hamiyetperver elini, yardımsever elini, müşfik elini oralara gidiyor, gösteriyor. İnşallah bu günleri de, bu sıkıntılı günleri de hep beraber atlatacağız. Bu günlerin de üstesinden geleceğiz. Biz biliyoruz ki zulmün hakimiyeti bir andır fakat adaletin hakimiyeti kıyamete kadardır. İnşallah adaletin tesisi için elimizden gelen gayreti göstererek çalışmaya devam edeceğiz. Onlara da içlerinde buruk bir bayram yaşamalarına rağmen burada Ramazan bayramlarını kutlamak istiyorum. Özellikle Filistin'de 3. intifadayı başlattılar. Onların intifada hareketine selamlarımızı yolluyoruz. Gönlümüzün onlarla birlikte olduğunu dün akşam hükümet meydanında, heykel önünde yaklaşık 2000 İnegöl'de hemşerimizle beraber yüksek sesle haykırdık. İnegöl'de hemşerilerimizin de burada desteği olduğunu onlara hissettirdik. Bakınız, belediye başkanımız Ramazan ayının paylaşım ayı olduğunu sadece İnegöl'ün içerisinde değil, iş adamlarımızın destekleriyle Kafkasya'da, Afrika'da, Balkanlar'da sadece İnegöl'ümüzün, İnegöl'de hemşerilerimizin bu yardımseverliğini gösterdiğini anladı. Allah hem ondan hem onun arkadaşlarından, bizim arkadaşlarımızdan razı olsun. Yine birçok belediyemiz, birçok kurumumuz bu hizmetleri hem Türkiye genelinde hem de bu yakın coğrafyadaki İslam ülkelerinde hizmet olarak götürdüler. İnşallah bu günlerin de sona ereceğini ve o bizim beklediğimiz mübarek günlerin biz çalıştığımız zaman bizimle beraber olacağına inancımızın tüm gücüyle inanarak söylüyoruz. Değerli arkadaşlarım, tabii Ramazan'ın sevinci ve bu yaşadığımız sıkıntıların üzüntüsüyle yine de güzel bir bayram geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. 12 yıldır AK Parti olarak iktidardayız. Sizlerin desteklediğiyle, hemşerilerimizin desteklediğiyle, insanımızın desteklediğiyle. 34,5'la başladığımız ve 50'ye kadar çıktığımız
referandumlarda 60'ların üzerine çıkarak destek aldığımız AK Parti hükümetlerinin sandığa giderek destek istediği her noktada insanımız bize destek verdi. Allah onlardan razı olsun ama hükümetimiz de insanımızın bu desteğinin karşılığını hizmet olarak onlara götürdü, götürmeye çalıştı, götürmeye de devam edecek. Sadece sağlık hizmetinden bir örnek vermek istiyorum. 2002 yılından önce, 3 Kasım 2002 yılından önce AK Parti hükümetinden önce hepimiz çok iyi biliyoruz. Hastaneye gittiğimizde hastanede hizmet alacak, hizmeti bize sunacak doktor varsa malzemesi yok, malzemesi varsa doktoru yok, ambulansı varsa içinde mazotu yok, mazotu da varsa şoförü yok. Bugün 12 yıllık süreçte sağlık sistemini insanımızın A'dan Z'ye neredeyse bedava mahiyet alacağı şekilde getirdik. Ben çok iyi hatırlıyorum. Milletvekili arkadaşım da çok iyi hatırlıyor, belediye başkanımız da çok iyi hatırlıyor. Biz iktidara ilk geldiğimizde cenazeleri, hastanede kalan insanların imzaladığı senetleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden kaymakamlık eliyle ödettirerek o insanların hacize düşmesini, o insanların borç içinde bulunmasını engellemek için çalışmalar yapmıştık. Bugün hamdolsun böyle bir durum yok. Gidiyoruz. Sadece müracaatımızla, TC kimlik numaramızla hizmetimizi sonuna kadar buluruz. Ki İnegöl'ümüzde Allah nasip ederse 2 ay içerisinde en güzel, Bursa'nın şu anda en güzel hastanesinde 300 yataklı, 50 yoğun bakımı, 10 ameliyat odasıyla birlikte tek kişilik ve 2 kişilik modern otel konforunu bize sunacak olan, inşallah işimiz düşmez hastaneye, onu söyleyeyim derler ya, eksikliğini de göstermesin, muhtaç da etmesin diye. Ama biz yapalım bulunsun. Sağlık sistemine ihtiyacı, tedaviye ihtiyacı olan insanlarımıza hizmet vermek için Bursa'mızın en güzel, en modern hastanesini hizmete açacağız. Yollarımızı Bursa'ya duble yolla bağladık, Ankara'ya duble yolla bağladık. Yenişehir'e 12 metre genişliğinde yepyeni bir yolla bağlanmak için çalışmalar başladı. Oylak yolunu yeniledik, bir kısmı yarım kaldı. Çok yakında ikmal ihalesiyle yeniden tamamlanacak. İşte köprülü kavşaklar yaptık. Hem Yenice'de hem Özdilek'in önündeki yetmez dedik kazaların çok olduğu Kurşunlu ve Oylak kavşaklarına da köprülü kavşak yaptık. Organize sanayi bölgesinde sabah mesai saatlerinde 7 ila 8, 3 ila 4 arasında öğleden sonra çok yoğun trafik oluyordu. 4-5 lamba bekliyorduk. İşte oranın da ihalesini yaptık. Çok modern bir köprülü kavşak yapıyoruz oraya. Ulaştıran ulaşımı insanımıza hizmet olarak sunuyoruz. İnegöl'ün girişinde 3 kilometre bir aydınlatma vardı. Lambaların yarısı yanar, yarısı yanmazdı. Akıncılardan Poyla Çatıran'a kadar 17 kilometre ışıl ışıl köprülü kavşaklarıyla modern bir şehre girişin göstergesi olan, medeniyet göstergesi olan ışıklandırılmış yolda hem biz hem bu güzergahtan seyahat eden hemşehrilerimiz istifade ediyorlar. Biz iktidara geldiğimizde 2002'de İnegöl'de öğrencilerin sınıftaki sayısı 50'ye yaklaşmıştı arkadaşlar. 50'ye yakın öğrenci nebari zımbazık sınıflara girer, eğitim mi alır? Yoksa teneffüs, hava teneffüs etmek için birbirini mi kollar? Hastalıktan kurtulmak için veliler ne tür çabalara girer? Bunların peşindeydik. Bugün sadece bir tek lisemiz yok. Güzel Sanatlar Lisesi. Allah kısmet ederse onu da hedefimize koyduk. İnegöl'ümüzde mesleki liseler, Anadolu liselerinin türünde onu da İnegöl'ümüzde kazandıracağız. Hedefimize koyduk. Spor lisesini açtık, sosyal bilimler lisesini açtık, kız meslek liselerini açtık, imamatif liselerinin sayılarını çoğalttık, imamatif ortaokullarının sayılarını çoğalttık. Siz bizden ne istiyorsanız biz hepsini yaptık. Bakınız, ilçe başkanımız ve belediye başkanımız camilerimizden bahsetti. İnegöl'ümüzde şu anda yapılan camilerin her birine müracaatları olduğu takdirde ki etmeseler bile biz yönlendiriyoruz arkadaşlarımız vasıtasıyla. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 600-700 bin liranın üzerinde maddi destek aldık nakit para olarak.
Hamdolsun din görevlisi bulunmayan camimiz şu anda yok. Varsa da çok yakın zamanda tayin olmuştur. Onu da yerine ikame etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sosyal hayatta, kültürel hayatta, içtimai hayatta, ulaştırmada, sağlıkta İnegöl'ümüz çok şeyi kazandı, kazanmaya da devam ediyor. İnşallah yeni senenin başında da iş hastanemizi hizmete açacağız. Yine Alanyurt'ta Sosyal Güvenlik Merkezi'nin o modern binasını bitti. Çok yakın zamanda hizmet açacağız. Yine belediyemizin ve belediye başkanımızın desteğiyle Akhisar'da Huzur Mahallesi mevkiinde gençlik merkezini hizmete alacağız. İnşaatları başladı, bitiyor. Yepyeni okullar yapıyoruz. 2011 seçimlerinden önce Mesudiye Mahallesi'ne gittik. Orada girişte petrolün arkasında Tomuncu Baba Camii'ydi o caminin adı. Evet. O caminin arkasında bir alan var. Buraya lise istiyoruz dediler. Çok şükür oraya da şu anda lise binası yapacağız ama ticaret lisesi mi olur, kız meslek lisesi mi olur? O mahalledeki hemşehrilerimiz ne isterse lisenin adını da o şekilde koyacağız. Huzur Mahallesi'nde ortaokulumuz yoktu. İhalesini yaptık, başladı. Hamidiye Mahallesi'nde, Mesudiye Mahallesi'nde binalar bitmek üzere. Hocaköy bizden yetmeyen okuluna ilave istiyordu. Şu anda 10 derslikli okulun projeleri çiziliyor. 2015-2016 sezonun başında inşallah onları da hizmete almış olacağız. Eğitim kampüsü hakikaten İnegöl'ümüze yepyeni bir vizyon verecek. Bizim çocuklarımızın mesleki eğitimle yeniden yetiştirilmesini sağlayacak. Bu arada turizm meslek lisesini, iki tane endüstri meslek lisesini, spor lisesini, sosyal bilimler lisesini bütün sıkıntılara rağmen hizmete açtık. Hayırsever abimize de buradan minnettarlığımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Biz bize verilen oyların karşılığında insanımıza hizmet etmeye çalıştık. Merkezi hükümetten hizmet ettik, yerel belediyemizden hizmet ettik, 2014 30 Mart'ından önce özel idaremizden hizmet ettik, köy yollarını sıcak asfalt yaptık, köylerimize kanalizasyonlar yaptık, içme suları hatlarını değiştirdik. İnşallah 30 Mart'tan sonra da yepyeni bir yapıyla, ki ilçe başkanımız ve belediye başkanımız çok yoğun bir çalışmayla biliyorum, program yapıyorlar. Sürekli istişare halinde olduğumuz için yeniden yapılan büyük şehre ihtiyaçlarımızı bildiriyorlar. Bir takım hizmetlerin başladığını da biliyorum. Yol hizmetlerinin Suriye köyünden başladığını, oradan Hocaköy yoluna, inşallah Kozluca yoluna ve diğer yollara da hizmet olarak başlanacağını, hem kaplamayla hem sıcak asfaltla hizmet alacağımızı inşallah buradan hem de takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. İşte bizim sizin verdiğiniz desteklere hizmet olarak geri dönüşümüz böyle olur. Biliyorsunuz mecliste de birçok yasal düzenleme yapıyoruz. Özellikle son iki aydır vergi borcu olanların, SGK'ya ve Bağkur'a borcu olanların borçlarının faizlerinin silinmesi ve bunların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir süreci başlattık. İnşallah seçimden önce veya seçimin hemen akabinde kanunlaştırarak devreye girmesini de sizlerin destekleriyle, parlamentomuzun, AK Parti'nin gücüyle de sandığa düzeltiyorum. Yasal düzenlemeye sunmuş olacağız. Tabii bizim şu anda içinde bulunduğumuz durum ve konjonktür 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Burada yaşı benden çok büyük olan abilerim var. Özellikle 80 öncesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini birçok abimiz çok yakından biliyor. Rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Büyük Millet Meclisi'ni kurduktan sonra ve Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyeti ilanından sonra Cumhurbaşkanı oldu ve 15 yıl ülkemizde Cumhurbaşkanı olarak hizmet etti. 10 Kasım'da da vefat etti. Bakınız 11 Kasım'da o dönemin Başbakanı İsmet İnönü meclisi topladı. 11 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi niyetiyle, ki bizde biliyorsunuz taziye varmış şimdi. Cenazenin veya kaybettiğimiz insanın arkasından bir üzüntü duyduğumuz an vardır. Bunu dahi beklemeden Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti 11 Kasım'da mecliste Cumhurbaşkanı'nı seçti. Ki meclis başkanı vekaleten de götürebilir. Böyle bir statü de var.
O tarihten beri Cumhurbaşkanlığı seçimleri hep sorunlu geçmiştir, sıkıntılı geçmiştir. 80 öncesinde biz çocuktuk, çok iyi hatırlıyorum. Turlar yapılırdı, seçilemezdi. Sanatçılara buradan onların adını sandıkta ve o oylama sandığında çıktığı için zikrediyorum. Ajda Pekkan'a, Bülent Ersoy'a, Zeki Müren'e oylar çıkardık. O kadar da ciddiyetsiz bir yapıya dönmüştü Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhurbaşkanı dediğimiz zaman devletin başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı, Türk milletinin varlığını ve birliğini temsil eden kişiyi seçiyorsunuz. Ama yaşanılan süreç ortadaydı. 80 sonrası ihtilalden sonra anayasa yeniden düzenlendi. Mecliste en çok 4. turda seçilmesiyle alakalı bir yasal düzenleme yapıldı. 82'de de hem referandumda sandığa gidildi, anayasaya evet denildi. Evet derken de anayasanın geçici maddelerinden biri de darbe lideri Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'na Cumhurbaşkanlığı görev vermişti. 7 yıl görev yaptı, sonra rahmetli Özal mecliste anayasanın hükümlerine göre seçildi. İstemeyiz, tanımıyoruz, tasvip etmiyoruz gibi birçok çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı makamı yıpratılmaya çalıştı. Sonra Demirel geldi, Ahmet Necdet Sezer geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün 2007 yılında seçilme sürecini, özellikle 27 Nisan muhtırasını ve akabinde yaşananları hepimiz çok yakından biliyoruz. AK Parti teşkilatı olarak hem de millet olarak çok yakından biliyoruz. Ama özellikle 22 Temmuz seçimlerinden sonra parlamentonun aldığı yasal değişiklik kararıyla milletimizin de yüksek bir oranla Cumhurbaşkanı'nı bundan sonra halk seçsin takdiriyle bugüne geldi. O 7 yıllık süreç. 11. Cumhurbaşkanımız, bizim çok değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Abdullah Gül Cumhurbaşkanımızın görev süresi doldu. Ama bugün 12. Cumhurbaşkanlığına bizim liderimiz, partimizin kurucusu, büyük devlet adamı, Türkiye'yi bulunduğu noktalardan 3,5-4 kata ilerleten, milli birlik ve beraberliğimizin sembolü, çözüm sürecinin mimarı, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı adayımız olarak sizlerin de takdirleriyle 311 milletvekilimizin imzasıyla aday gösterildi. İnşallah 10 Ağustos'ta o halkımızın kendi iradesiyle ilk kez seçeceği, sandığa giderek ilk kez seçeceği Cumhurbaşkanı'nın bizler ve burada Recep Tayyip Erdoğan gönülleri olarak 12. Cumhurbaşkanı Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasını arzu ediyoruz arkadaşlar. İnşallah bu süreci de başarıyla atlatacağız. Milletimizin o feraset ve basiretiyle geleceğimize, hem milletimizin geleceğine, hem devletimizin geleceğine, hem de bizim yakın coğrafyamızın geleceğine hizmet edecek olan Cumhurbaşkanımızı hep beraber seçeceğiz. Arkadaşlar, biz 10 Ağustos'ta 11 Ağustos'un ne kadar farklı olduğunu şu anda hissediyoruz ve görüyoruz. Anayasa 104. maddeye göre yetkilerini tam kullanan bir Cumhurbaşkanı, ki bizim Cumhurbaşkanımız da yetkilerini kullanmıştır. Hükümetimizle uyumlu bir şekilde 7 yıl Cumhurbaşkanlığını görevini sürdürmüştür. Allah ondan razı olsun. Ama bizim genel başkanımız, başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı, geçmişteki 11 Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığından daha farklı olacaktır. Biz onu sadece Cumhurbaşkanı olarak değil, devlet başkanı olarak da görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı, ilk seçilmiş devlet başkanı olarak görüyor muyuz, görmüyor muyuz arkadaşlar? İnşallah bu minvalde sizlerin yeniden desteğinize, sizlerin yeniden onayınıza ve güçlü iradenize ihtiyacımız var. Biz, siz bize destek veriyorsunuz, hizmet ediyoruz. Biz size destek istemeye geldikçe siz bize tekrar hizmet destek veriyorsunuz. Biz size daha çok hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sevgili arkadaşlar,
buradan bir arkadaşımızın hayatını kaybeden Kafkas Spor Kulübü eski başkanlarından Ahmet Güzel arkadaşımızın cenaze namazını kılmaya gideceğiz. Allah ona rahmet eylesin. Bayramın birinci gününde bu dünyadan ahirete intikal etti. Cumartesi gecesi saat 12:30 gibiydi. Beni aradıklarında tıp fakültesinde yoğun bakım ihtiyacı olduğunu belirtmişlerdi. Ben de başhekimimizden rica ettim. Yoğun bakım da değil, bir üstte olan reanimasyon merkezine aldılar. Ama ömür saat sınırlı. Hepimiz için bu geçerli. Hakkın rahmetine kavuştu. Hep beraber buradan oraya gideceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizlerin bize olan desteğinizin, İnegöl'de hemşehrilerimizin bize olan desteğinin, AK Parti'ye olan desteğinin, AK Parti teşkilatlarına olan desteğinin, Sayın Başbakanımıza hem Başbakan olarak hem de Cumhurbaşkanı olarak olan desteğinin artması dileğiyle Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Hepinizi Yaradan Yüce Mevlamıza emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Acaba önünden geçsem ayıp olur mu? Söver misin? Söylemezsin değil mi? İyi olur. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Bilgisayarı götüreceğim. Thank you.